Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Yoğun Almanca A1 ders videolarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ders videomuzda modal fiiller kapsamında inceleyeceğimiz bir diğer modal fiilimiz olan wollen'i görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Wollen, hatırlayacak olursak arkadaşlar, neydi? İstemek anlamına geliyordu. Öncelikle wollen'i bir çekimleyelim. Ondan sonra çeşitli cümleler içerisinde bunun analizini yapalım. Wollen'e baktığımızda arkadaşlar, ben istiyorum diyecek olursam ich will, demek ki ben istiyorum derken ich will diyorduk. Öyle değil mi? Du için ne diyorduk arkadaşlar? Du willst, du willst. Er, sie, is, evet, erkeklerde er, değil mi? Ya da der artikeli için er, die ya da kadınlarda sie, das artikeli için de es'i kullanıyorduk ve bunların hepsi üçüncü tekil kapsamında inceleniyordu ve nasıl çekimleniyordu? Will şeklinde, dolayısıyla er will, sie will, es will şeklinde çekimleniyordu. Biz istiyoruz diyecek olursak ne diyorduk arkadaşlar? Wir wollen, demek ki wir wollen, biz istiyoruz. İkinci çoğul, yani ikiden fazla insanı kastettiğimizde ne diyorduk? Ihr. Burada da ihr wollt şeklinde yorumlanıyordu. Ihr wollt. Saygı formunda sie wollen ya da onlar istiyor derken sie wollen diyorduk. Öyle değil mi? Dilerseniz örnek cümlemize bir bakalım. Ihr fährt mit uns ins Theater. Evet, ihr, bakın burada ikinci çoğul kapsamında olan siz gidiyorsunuz, değil mi? Kara araçlar için geçerliydi fahen. Ne için mesela? İşte otobüs için, tren için, öyle değil mi? Araba için, bisiklet için. İlla ki benim bu kara taşıdığını kullanıyor olmam gerekmiyor. Söz gelimi ben otobüse bindiğimde de gene fahen'i kullanabiliyorum ya da benim kullanmış olduğum, bizzat kendimin kullanmış olduğu bir araba ya da bisikletse gene fahen'i kullanmış oluyorum. Buraya baktığımızda bizimle birlikte derken ne yapıyorduk arkadaşlar? Mit uns, mit datiflik alıyordu, öyle değil mi? Mit uns ins Theater, tiyatroya. Dolayısıyla bu cümle ne diyor? Sizler bizlerle beraber, bizimle beraber sinemaya gidiyorsunuz ama bir kara taşıdığıyla, değil mi? Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir taşıtla gidiyorlar. Çünkü diğer türlü ne olurdu? Gehen olurdu. Dolayısıyla ihr fährt mit uns ins Theater, sizler bizimle tiyatroya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, siz bizimle tiyatroya gitmek istiyorsunuz diyecek olursak arkadaşlar, ne olacak bu? Ihr wollt şeklinde yorumlanacak. Ne olacak o zaman? Ihr wollt mit uns ins Theater fahren. Bakın ne demiştik? Diğer modal fiillerde de kural buydu. Ne yapıyorduk? Mastar halde asıl fiilimi bırakıyordum ve cümlenin sonunda bırakıyordum. Çekimlediğim neydi? Modal fiildi ve bunu özneye göre çekimliyorduk, öyle değil mi? Dolayısıyla siz bizimle tiyatroya gitmek istiyorsunuz diyecek olursak ihr wollt mit uns ins Theater fahren demiş oluyoruz. Peki ben, siz bizimle tiyatroya gitmek istiyor musunuz diye soracak olursam ne yaparım? Ne yaparım arkadaşlar? Bu sefer wollen'i cümlenin başına getiririm ve soru cümlesi olur. Dolayısıyla ne olacak bu? Wollt ihr mit uns ins Theater fahren? Farkındaysanız arkadaşlar, bütün yapılar aynı şekilde duruyor. Fahren'de ne oluyor? Gene mastar halde cümlenin sonunda oluyor. Dolayısıyla sadece ihr ve wollt yer değiştirmiş. Dolayısıyla fiille başlayan bir cümle her zaman neydi arkadaşlar Almanca'da? Tabi soru işaretiyle beraber, değil mi? Bir fonksiyonu varsa eğer, ne anlama geliyordu? İster misiniz, değil mi? Wollt ihr mit uns ins Theater fahren? Bu bir soru kalıbı şekline bürünmüş oluyor. Wollt ihr mit uns ins Theater fahren? Evet, sizlerle tiyatroya gitmek istiyoruz diyecek olursak ne yapacağız arkadaşlar? Gene aynı yapıyı buraya da koyacağız, yukarıdakiyle aynı. Ancak burada evet diyeceğim. Ja, wir wollen mit euch ins Theater fahren. Sizlerle, evet, sizlerle tiyatroya gitmek isteriz derken demek ki ne olacak arkadaşlar? Ja, wir wollen mit euch ins Theater fahren. Evet, biz sizlerle birlikte tiyatroya gitmek isteriz. Hayır, biz sizlerle tiyatroya gitmek istemeyiz diyecek olursak ne olacak bu? Nein, wir wollen nicht mit euch ins Theater fahren. Bakın burada çok ufak
Farklılıklar var arkadaşlar. Çok ufak bir nüans var. O da nedir? Nicht ve nein. Demek ki nicht ve nein olduğunda ne yapmış oluyoruz? Cümleyi olumsuz diyoruz. Dolayısıyla hayır biz sizlerle tiyatroya gitmek istemiyoruz diyecek olursak nein wir wollen nicht mit euch ins Theater fahren. Bu pozitif yani olumlu bir cümle olmuş olsaydı ne olacaktı? Tabii ki ne gelecekti buraya? Evet gelecekti. Ja wir wollen mit euch ins Theater fahren. Bakın burada hep olumlu olumlu giden bir gidişat var. Ancak olumsuzlukta ne yapıyorum? Hayır diyorum ve yani nicht ve olumsuzluğum nicht'i getirmiş oluyorum. Peki sorum olumsuzluğu içeriyorsa yani siz bizimle tiyatroya gelmek istemiyor musunuz diye soracak olursam bakın burada güzel Türkçe'de de değil mi istemiyor musunuz derken burada bir olumsuzluk var. Bunun Almanca karşılığına baktığımızda ne olacak? Gene wollen ile başlıyor ve nicht var. Wollt ihr nicht mit uns ins Theater fahren? Bizlerle tiyatroya gitmek istemez misiniz? İstemiyor musunuz? Değil mi? Tabii ki istiyoruz. Bakın burada olumsuzluk olduğundan dolayı tabii ki diyeceğim. Bakın burada altını çiziyoruz öyle değil mi? Tabii istiyorum. Dolayısıyla doch wir wollen. Bakın bu şekilde de bırakıyorum. Bu da gayet kabul. Uzun formda da yazabilirdim. O da ne olurdu? Ja, wir wollen mit euch ins Theater fahren. Ja da kısaca ya ve wollen de diyebiliyoruz. Hayır derken gene bakın burada nein wir wollen nicht mit euch ins Theater fahren uzun formda yazılmış ancak kısaltmasına da gidebiliriz günlük dilde. Dolayısıyla ne olacak bu? Nein wir wollen nicht olacak değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu uzun form ya da kısa form her ikisini öğrenmekte fayda var. Çünkü o sayede hani bizim buradaki amacımız doğru olan Almancayı öğreniyor olmak. Dolayısıyla kısa formu olduğu gibi uzun formunu da biliyor olmamız doğru olacaktır. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ihr fährt mit uns ins Theater. Ihr fährt mit uns ins Theater. Ihr wollt mit uns ins Theater fahren. Ihr wollt mit uns ins Theater fahren. Wollt ihr mit uns ins Theater fahren? Wollt ihr mit uns ins Theater fahren? Ja, wir wollen mit euch ins Theater fahren. Ja, wir wollen mit euch ins Theater fahren. Nein, wir wollen nicht mit euch ins Theater fahren. Nein, wir wollen nicht mit euch ins Theater fahren. Wollt ihr nicht mit uns ins Theater fahren? Wollt ihr nicht mit uns ins Theater fahren? Doch, wir wollen. Doch, wir wollen. Nein, wir wollen nicht. Nein, wir wollen nicht. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Sie lernt mit mir Mathe. Evet, sie lernt derken arkadaşlar burada kimi kastetmiş oluyoruz? Üçüncü tekildeki bir kızı kastetmiş oluyoruz öyle değil mi? Dolayısıyla sie lernt diyoruz. Mit mir benimle birlikte matı ya da matematik de diyebilirdik arkadaşlar. Her ikisi de doğru. Dolayısıyla o benimle matematik çalışıyor derken sie lernt mit mir matı. Şimdi ben diyecek olursam ki o benimle matematik çalışmak istiyor. İstemek neydi? Wollen demekti. Ben bunu çekimlediğimde ne yapıyorum arkadaşlar? As he is formunu incelemem lazım. Ne oluyordu? Will. Dolayısıyla sie will olacak öyle değil mi? Sie will mit mir Mathe lernen. Bakın burada gene mastarda kalmış her zamanki gibi değil mi? Çünkü niye? Modal fiil varsa demek ki cümlenin içerisinde asıl fiilim cümlenin sonuna gider ve mastarda kalır demiştik. Bu bizim kuralımızdı. Dolayısıyla o benimle birlikte matematik öğrenmek istiyor diyecek olursam Sie will mit mir Mathe lernen demiş oluyoruz. Bakın ilk cümlede Sie lernt mit mir Mathe derken ikinci pozisyonda ne vardı? Eylemimiz vardı ve özneye göre çekimleniyorken modal fiilli bir cümlede ne oluyormuş?
Land Master'da Leanen şeklinde yorumlanıyor ve bu sefer ne yapıyorum? Volen'i çekimliyorum. Neye göre? Z'ye göre. Dolayısıyla o benimle birlikte matematik öğrenmek istiyor derken Sie will mit mir Mathe lernen demiş oluyorum. Peki ben bunun sorusunu soracak olsaydım ne olurdu? O benimle matematik çalışmak istiyor mu diye soracak olsaydık ne olacaktı? Bu volen yapısı bu sefer ne olacaktı? Cümlenin başına gelecekti. Bütün her şey bu kadar, bütün hepsi bu kadar kolay arkadaşlar. Bu yapıdaki volen buraya gelecek. Dolayısıyla ne olacak? Will sie mit mir Mathe lernen? Değil mi? O benimle matematik öğrenmek istiyor mu derken will sie mit mir Mathe lernen diyorum. Evet, o benimle matematik çalışmak istiyor, öğrenmek istiyor derken ne diyeceğim? Ja, sie will mit mir Mathe lernen. Ja, sie will mit mir Mathe lernen. Demek ki o benimle matematik çalışmak istiyor mu derken will sie mit mir Mathe lernen. Evet, o benimle matematik çalışmak istiyor. Ja, sie will mit mir Mathe lernen demiş oluyoruz. Tabii biz burada bunu bir karşımızdaki kişiye sormuş olsaydık o benimle matematik çalışmak istiyor mu derken evet o seninle matematik çalışmak istiyor da diyebilirdik. Öyle değil mi? Dolayısıyla o zaman burası ne olacaktı? Ya Zivil seninle matematik çalışmıyor istiyor derken ne diyecektik o zaman? Ya Zivil mit dir Mathe lernen de diyebilirdik değil mi? Tabii diğer türlü de olurdu. Hani burada bir bu kesinlikle böyle olmalıdır diye bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü burada karşımızdaki kişiye soruyoruz. O benimle matematik çalışmak istiyor mu? Evet o seninle çalışmak istiyor derken dir diyebilirdik öyle değil mi? Aynı şekilde burada da olumsuzluk yaptığımızda Nein, sie will nicht mit mir Mathe lernen ya da Nein, sie will nicht mit evet seninle matematik çalışmak istemiyor derken mit dir diyecektik. Tabi burada ne oluyor her zaman? İkinci formumuzda, ikinci pozisyonda wollen olmuş oluyor öyle değil mi? Dolayısıyla bunu bir tekrarlayacak olursak o seninle, düzeltiyorum, o benimle matematik çalışmak istiyor mu diye karşımdaki kişiye soruyorum. Dolayısıyla, will sie mit mir Mathe lernen? Karşımdaki kişi de diyor ki, evet, o seninle matematik çalışmak istiyor. Ja, sie will mit dir Mathe lernen, değil mi? Evet, o seninle matematik çalışmak istiyor. Ya da, hayır, o seninle matematik çalışmak istemiyor. Nein, sie will nicht mit dir Mathe lernen diyebiliriz. Öyle değil mi? Peki olumsuz bir şekilde soracak olsaydık o benimle matematik çalışmak istemiyor mu diye soracak olsaydık gene ne olacaktı? Wollen ile başlayacaktık ve cümlenin içerisinde ne olacak arkadaşlar? Nicht olacak. Dolayısıyla Will sie nicht mit mir Mathe lernen? O benimle matematik çalışmak istemiyor mu? Tabii ki istiyor. Ne diyeceğiz o zaman? Doch sie will. Tabii ki istiyor. Doch sie will. Hayır istemiyor. Nein, sie will nicht. Hayır istemiyor. Nein, sie will nicht. Sorusunun yanıtı demek ki olumsuz olduğunda Nein, sie will nicht olacakmış. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie lernt mit mir Mathe. Sie lernt mit mir Mathe. Sie will mit mir Mathe lernen. Sie will mit mir Mathe lernen. Will sie mit mir Mathe lernen? Will sie mit mir Mathe lernen? Ja, sie will mit dir Mathe lernen. Ja, sie will mit dir Mathe lernen. Nein, sie will nicht mit dir Mathe lernen. Nein, sie will nicht mit dir Mathe lernen. Will sie nicht mit mir Mathe lernen? Will sie nicht mit mir Mathe lernen? Doch, sie will. Doch, sie will. Nein, sie will nicht. Nein, sie will nicht. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Du fotografierst Menschen auf der Straße. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Sen ne yapıyorsun? Fotografieren neydi arkadaşlar? Adı üstünde fotoğraf çekmek demekti. Menschen, insanlar. Auf der Straße, auf der Straße, Straße neydi? Die Straße, sokak ya da cadde anlamında. Caddedeki insanları fotoğraflıyorsun. Yani onların fotoğrafını çekiyorsun derken du fotografierst Menschen
auf der Straße diyoruz. Şimdi wollen'e göre çekimleyecek olsaydık ne olurdu bu arkadaşlar? Du willst olacaktı. Dolayısıyla ben bu cümlenin içerisine wollen yapısını ekleyecek olursam ne olacak arkadaşlar? Du willst olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla sen insan sokaktaki ya da caddedeki insanların fotoğrafını çekmek istiyorsun derken ne diyeceğiz? Du willst Menschen auf der Straße fotografieren diyeceğiz. Dolayısıyla ne olmuş arkadaşlar burada? Wollen çekimlenmiş ve mastar halde fotografieren eylemimizi ne yapıyoruz? Mastar halde cümlenin sonuna atmış oluyoruz. Şimdi bunun sorusunu soracak olsak, sen sokaktaki insanların fotoğrafını çekmek istiyor musun diye soracak olursak gayet kolay, ne yapacağız? Wollen'i cümlenin başına getireceğiz. Dolayısıyla willst du olacak, değil mi arkadaşlar? Sen sokaktaki insanların fotoğrafını çekmek istiyor musun diye soracak olursam ne diyeceğim demek ki? Willst du Menschen auf der Straße fotografieren? Öyle değil mi? Bakın demek ki ne oluyormuş? Du willst Menschen auf der Straße fotografieren? Sen sokaktaki insanların fotoğrafını çekmek istiyorsun. Soru formu willst du Menschen auf der Straße fotografieren sorusunu sormuş oluyorum ve bunun yanıtı evet. Ja, ich will Menschen auf der Straße fotografieren. Neden ja, ich will dedik? Çünkü soru willst du, değil mi? İster misin? Evet, isterim derken ja, ich will Menschen auf der Straße fotografieren. Evet, sokaktaki insanların fotoğrafını çekmek isterim derken demek ki burada ne yapacağım arkadaşlar? Üst taraftaki cümlenin aynını tabi burada evet bir olumlamayla başlayacağım cümleye, öyle değil mi? Dolayısıyla ja, ich will Menschen auf der Straße fotografieren her zamanki gibi mastarda asıl fiilim, öyle değil mi? Ve cümlenin sonunda. Bu bizim kuralımız arkadaşlar. Modal fiillerde demek ki olağan bir cümle ise eğer bu ne olacakmış? İkinci pozisyonda özneden hemen sonra olabilir ya da herhangi bir yapıdan sonra mutlaka ikinci pozisyonda modal fiilim varken asıl fiilim mastarda ve cümlenin sonundaymış. Şimdi demek ki ja, ich will Menschen auf der Straße fotografieren. Evet, sokaktaki insanların fotoğrafını çekmek istiyorum. Olumsuzunu yaptığımızda ne olacak? Nein, ich will nicht. Hayır, istemiyorum. Ne olacak demek ki? Nein, ich will nicht Menschen auf der Straße fotoğrafın. Demek ki olumsuzluklarda nein ve nicht yapısını mutlaka, bu iki yapıyı mutlaka kullanıyor olmamız lazım ki olumsuzlayalım arkadaşlar. Dolayısıyla nein, ich will nicht Menschen auf der Straße fotoğrafın demiş oluyoruz. Ve bu sefer arkadaşlar dilerseniz bunun negatif formunda soralım. Yani şunu soralım. Sokaktaki insanların fotoğrafını çekmek istemiyor musun diye soralım. O zaman ne olacak arkadaşlar? Gene wollen'le başlayacağız. Willst du nicht? İstemiyor musun, değil mi? Willst du nicht Menschen auf der Straße fotografieren? Sokaktaki insanların fotoğrafını çekmek istemiyor musun? Kısaca söyleyecek olursam tabii ki diyeceğim. Doch, öyle değil mi? Kısaca ich will. Evet, istiyorum. Tabii ki istiyorum. Doch, ich will. Tabii ki istiyorum. Hayır, istemiyorum derken nein, ich will nicht. Demek ki hayır, istemiyorum. Bunu kısa formda da söyleyebilirdik, uzun formda da söyleyebilirdik. Kısa formu demek ki neymiş? Nein, ich will nicht. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du fotografierst Menschen auf der Straße. Du fotografierst Menschen auf der Straße. Du willst Menschen auf der Straße fotografieren. Du willst Menschen auf der Straße fotografieren. Willst du Menschen auf der Straße fotografieren? Willst du Menschen auf der Straße fotografieren? Ja, ich will Menschen auf der Straße fotografieren. Ja, ich will Menschen auf der Straße fotografieren. Nein, ich will nicht Menschen auf der Straße fotografieren. Nein, ich will nicht Menschen auf der Straße fotografieren. Willst du nicht Menschen auf der Straße fotografieren? Willst du nicht Menschen auf der Straße fotografieren? Doch, ich will. Doch, ich will. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Yoğun Almanca ya da intensiv Deutsch A1
A1 derslerinde bu yoğun olarak görmüş olduğumuz ve modal fiiller kapsamında Wollin modal fiilini ayrıntılı bir şekilde analiz ettik. Bunlarla ilgili olası soruları incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.